Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık zebra kek tarif vereceğim. Bu hemen öncelikle yumurta sarılarının 4 adet yumurta sarısını karıştırma kabımın içerisine alıyorum. Rengi açık sarı olana kadar en düşük devirde çırpıyorum. Hemen içerisine yarım su bardağı ılık su ekliyorum. Bu arada bu tarifte kullandığım bardak ölçüm 200 milimlik. Yarım su bardağı sıvı yağ. Bunları da kısa bir süre çırpıyorum. Diğer malzemelerimi eleyerek ekleyeceğim. Şöyle 1,5 su bardağı un, birazını bırakıyorum. 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 1 yemek kaşığı tepeleme nişasta, 1-2 dakika çırpıyorum. Evet, çırptım. Gördüğünüz gibi şöyle katı bir kıvam alıyor. Böyle olduğundan endişelenmeyin. Şimdi yumurta aklarını çırpıp ekleyeceğim zaman kıvamını alacak. Hemen bunu kenara alıyorum. Hemen temiz bir kapa aldım. 4 adet de yumurta beyazını çırpacağım. İyice köpürmeye başladığı zaman yavaş yavaş içerisine 1 su bardağı toz şeker ekleyeceğim. İyice köpürtüp beyaz kara haline getireceğiz. O zamana kadar çırpacağım. Bu ortalama bir 6-7 dakika sürecektir. Bundan sonra artık mikseri kullanmıyorum. İçerisine ekliyorum beyazları. Yavaş karıştırıyorum. Yeterli. Hemen birazını yumurta beyazını çırptığım kaba alıyorum. Yarı yarıya. İçerisine 3 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Yeterli. Hemen ikisini de 28 santim çapında kelepçeli kalıp kullanacağım. Dediğim gibi siz isterseniz yuvarlak borcamlarda da yapabilirsiniz. Evet, zebra şeklini vermek için 2 tane şöyle kahve fincanı kullanacağım. Hemen içerisine boşaltıyorum. Ve beyazından da ekliyorum. Şöyle tam ortasına biraz beyaz, tam ortasına gene kakaolu, bu şekilde bir kakaolu bir beyaz şeklinde tam ortasına gelecek şekilde bırakıyorum. Hemen hemen 1 yemek kaşığı kadar falandır. Yemek kaşığıyla da yapabilirsiniz ama daha uzun sürebilir. Böyle daha rahat olur.
Evet, bir kakaolu bir sade şeklinde böyle hazırladım. Bir tane şöyle kürdan ile hemen şöyle şekiller veriyorum. Birkaç kere yere vuruyoruz. İçerisindeki kabarcıkları çıkarmak için. Önceden ısıttığım 150 derecelik fırında 50 dakika kadar pişireceğim. Siz de kendi fırın ayarınıza göre dikkatlice pişirin. Hemen söyleyeyim, unutuyordum söylemeyi. Şöyle bir kabın, yani fırına dayanıklı bir kabın içerisine suyu koyacağım. Fırının kenarına oturtacağım ki buharıyla kek daha yumuşak Evet, pişmesi zebra için. keki. Gördüğünüz gibi ortalama 50 dakikada tam benim fırın ayarıma göre pişti. Hemen şöyle bir 15 dakikada dışarıda beklettim birazcık, çünkü direkt sıcağıyla açmaya çalışmayın. Bu sefer parçalarsınız. Şöyle yumuşak bir şeyle kenarlarını açıyorum. Bıçak kullanmayacağım çünkü çizmemek için kalıbımı. Biraz genişleteyim, rahat açılsın kalıp. Direkt fırından çıkardığınız gibi sıcağıyla sakın kesmeye falan çalışmayın. Şöyle çeviriyorum. Yumuşaklığını da göstereyim. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Şöyle bir dilim kesip size iç dokusunu da göstereyim. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Gerçekten yumuşacık oldu. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.